Bugün 1 milyon olduk ve hepinizi çok seviyorum. Adettendir deyip hayatımla ilgili aşırı gizli bilgileri içeren bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Aralık başında karlı bir kış günü İstanbul Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmişim. Güneşi pek sevmememin nedeni sanırım bu. Ya da belki atalarımdır. Çocukluk yılları pek flu, ancak mutlu bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. 5 yaşındayken annem beni Terminator filmine götürmüştü. O zaman filmler birkaç yıl geç geliyordu Türkiye'ye. Hasta La Vista sahnesinden sonra çok ağlamıştım. Ve sanırım bilim kurgu ve fantastik dünyaya olan aşkım da böylece başlamış oldu. Yaşıtlarımdan bir yıl önce ilkokula başladığım için sınıfta okuma yazmayı en son söken kişi bendim. Baktım kafam almıyor, öğretmenin öğrencilere okuttuğu kitabı pratik yapacağım diye annemi kandırıp kendisine onlarca kez okutarak, kitap içindeki resimlerden cümle cümle ezberleyip, öğretmeninin karşısında okuyormuş numarası yaptım ve kırmızı kurdeleyi kaptım. Öylelikle ilk üç kağıtçılığım 5,5 yaşındayken başlamış oldu. İlkokul ve ortaokul zamanlarında pek parlak bir öğrenci değildim, matematikten ise hiç anlamazdım. Hala toplama çıkartma yaparken parmaklarımı kullanırım. Seneler geçti derken bir gün eve bir kağıt geldi, bir Anadolu Sesi kazanmıştım. Gidip kayıt yaptırdık ve 4 yıl sürecek eğlenceli bir macera başladı. Lise daha güzeldi, günümüze kadar uzanan sağlam dostluklar, ilk aşk, bolca kalp kırıklığı. Lisedeyken derslerim çok iyiydi, hem çalışıyordum hem de senelerin verdiği deneyimle kopya çekme konusunda oldukça yol kat etmiştim. Liseyi dereceyle bitirdim ve üniversite sınavına girdim. Okuduğum liseden dolayı İstanbul'da gidebileceğim bir devlet üniversitesi yoktu. Ancak puanım tüm özel üniversiteleri %100 burslu kazanmaya yetiyordu. Peki ben ne yaptım? Sırf İstanbul'da uzaklaşabilmek için daha 17 yaşındayken Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gidip işletme okumaya karar verdim. Tam bir öğrenci şehri ve muhteşem bir okul. Benden söylemesi. Üniversitedeyken önce kız arkadaşlarımla eve çıktık. Baktım kızlarla anlaşamıyorum, erkek arkadaşlarımın yanına taşındım. Ve seneler geçse de bugün bile hala görüşmeye devam ettiğim birbirinden değerli dostlar kazandım. Üniversitenin 3. senesinde Work and Travel'la Amerika Rhode Island'a gittim ve 4 ay kadar kaldım. Hayatımdaki en sıkıcı deneyimlerden biriydi. O yaz Amerika'nın en küçük eyaletine gitmiş, hatta ilk arabamı almıştım. 4x4 bir Jeep ve sadece $400. Daha sonra Boston, New Jersey ve New York gibi pek çok şehri ziyaret ettim ve gezdim. Ah New York, tekrar gitmek henüz kısmet olmadı ama oraya kalbimi bıraktım. Bir sene İngilizce hazırlıkla beraber 5 yılda üniversiteyi tamamladım ve mezun olduktan birkaç ay sonra Avustralya, Sydney'e en yakın arkadaşlarımdan birinin yanına yüksek lisans yapmak için taşındım. Okulum öğleden sonraydı ve yine arkadaşımın yardımıyla gündüzleri ve hafta sonları para kazanmak için Gloria Jeans'te çalışmaya başladım. Patronum 4-5 şubesi olan Sydney'deki en büyük Gloria Jeans franchise'larından birine sahipti ve daha bir sene geçmeden bana bir şubede müdürlük, ardından ise bölge müdürlüğü teklif etti. Okul için harçlık kazanmak adına girdiğim işte birden böyle büyük bir adım atmak ilk başta bana korkutucu gelmişti. Ama bir şekilde bunu da hallettik. Sydney'deki ilk sene kardeşim Işlay yanıma taşınmaya karar verdi. Ve biz birkaç arkadaşımızla daha Sydney Harbour'da bir penthouse kiraladık. Marina'da büyük bir binanın en üst iki katıydı ve inanılmaz pahalıydı. Ayrıca çok güzeldi. İş ve gece hayatındaki yoğunluk nedeniyle 2 senelik okulum biraz uzamış ve 3 senede bitmişti. 4. senenin sonunda ise bir sabah uyandım ve o gün işten ayrılarak kültürüne ve animelere olan sevdam nedeniyle Japonya'ya taşınmaya karar verdim. Birkaç hafta içinde işlemleri tamamladım ve Tokyo'ya giden bir uçağa atladım. Hayatımın dönüm noktası olacaktı. Sadece henüz bilmiyordum. Evden hiçbir eşya almamış, hatta cep telefonumu bile Sydney'de bırakmıştım. Tokyo'da uçaktan inip beni karşılayacak aileyle buluşacağımız yere gittim ve kimse gelmedi. Aradan yarım saat geçti, sonra bir saat. Nerede olduğumu bilmiyordum ve bir Japonla anlaşabilecek kadar Japoncaya hakim değildim. Yaklaşık 1,5 saat sonra Momose-san, namı diğer Japonya'daki annem, beni almaya geldi. Niye bilmiyorum ama hayatımı yalnız devam etmek istediğim bu bölümünde kimse ya da hiçbir şey beni endişelendirmemişti.
Eve eşyalarımı bıraktıktan sonra kendimi sokağa attım. Kaldığım ev Tokyo'nun en popüler yeri Shibuya'ya sadece 11 dakika mesafedeydi. Bulunması çok çok zor bir şans. O gün yürüyerek Shibuya meydanına vardığımda başka bir dünyanın içinde olduğumu anladım ve Japonya'ya aşık oldum. Güzel arkadaşlıklar, efsane emekler ve muhteşem doğa harikası içinde geçen bir seneye yakın zamandan sonra okulu uzatıp Tokyo'da 2 sene daha kalmak için okula başvuru yaptım ve o gün tarihin en acı günlerinden biri yaşandı. Tokyo'nun merkezine çok yakın bir yerde 9.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve son 100 yılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 2,5 dakika sürmüştü ve ben okulun 6. katındaydım. Apar topar dışarı çıktık. Tsunami alarmı verildiği için kıyı şeridinden uzak durmamız söylendi. Ancak tüm ulaşım durduğu için eve de gidememiştik. O gece bir arkadaşımızın 11 metrekare evinde 12 kişi kalmak zorunda kaldık. Tüm iletişim kesilmişti ve aileme de haber verememiştim. Neler hissettiklerini tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Tokyo Havalimanı kapatıldığı için orada kapana kısılmıştık. O esnada büyük bir tsunami dalgası kıyı şeridinde olan nükleer santrallere vurmuştu. Ve radyasyon sızıntısı nedeniyle tüm şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti. Acilen kaçmamız gerekiyordu. O nedenle eşyalarımı, kıyafetlerimi ve kalbimi Tokyo'da bırakıp Shinkansen ismi verilen süper hızlı trenlerle güney tarafına Osaka ve Kyoto'ya kaçtık. Bir hafta sonra da uçakta yer bulunca İstanbul'a geri döndük. Kardeşim ise Avustralya'dan gelmişti ve tüm aile evde beni neşelendirmek için hazır bekliyordu. Eğlenceli geçen birkaç haftanın sonunda depremden sonra tanıştığım İtalyan arkadaşımın yanına gidip 2 ay kadar onunla kuzey tarafında bulunan sevimli Turin şehrinde kalmış ve İtalya'nın pek çok şehrini gezme imkanı bulmuştum. Sonrası ise yine aynı hikaye, İstanbul'a geri dönüş ve bolca kalp kırıklığı. İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra yakın bir arkadaşımın evine gittiğimde kabin görevlisi olabileceğim konusunda beni ikna etmişti. Gece 2'de bir başvuru yaptık. Birkaç hafta sonra mülakatlara çağrıldım. İlk gün 450 kişi olan listeden, 3. gün 6 kişi kalmıştık. Daha önce bu konuyla ilgili çektiğim videoda isim vermemiştim ama sanırım hepiniz hangi şirketten bahsettiğimi biliyorsunuz. Uçmaya ve güzel para kazanmaya başlamış pek çok ülkeyi de ziyaret edebilme imkanı bulmuştum. Ancak istediğim şey kesinlikle bu değildi. Yine ani bir kararla 9. ayın sonunda istifamı vermiştim. Artık her zaman istediğim normal mesai saatleri içinde olan güzel bir iş arama zamanıydı. Ve kısa bir süre sonra iş merkezlerindeki plazalardan birinin yüksek katlarından birinde güzel bir iş bulmuştum. O sıralarda bir gün Facebook'tan bir mesaj geldi. Arkadaş listemde olan ama pek tanımadığım bir arkadaşım beraber Rock'n'Cock Festivali'ne gitmek için bana mesaj atmıştı. Evet, o dönemler festivaller yapılıyordu ülkemizde. Kim olduğunu biliyorsunuz sanırım. Eğlenceli başlayan arkadaşlığımız kısa sürede aşka dönüşmüş ve daha bir sene geçmeden evlenmeye karar verip ilk evimizi almıştık. İlk aylar yurt dışına yaptığımız geziler ve keyifli geçen zamanların ardından ben kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Tabağa karşı ortada hiçbir sebep yokken uyanıyor, yemek yemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ve depresyon denen şeyin o filmlerde gördüğümüz televizyon karşısında dondurma yemek olmadığını öğrenmek üzereydim. Evliliğin ilk senesinden sonra yaşadığımız şeyler ve benim çalkantılı ruh halim nedeniyle birçok şey yavaş yavaş çökmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra Volkan'la ayrıldık ve tam 6 ay hiç görüşmedik. Bu esnada ben bir çift siyah perde alarak salona takmış, hatta içeriye güneş ışığı girmesin diye çift taraflı bantlarla kenarlarından duvara sabitlemiştim. Asla uyuyamıyor, saçma sapan besleniyor ve devamlı kilo kaybediyordum. Ve Volkan'la da boşanma kararı almıştık. Kafamdan geçenler pek tekin düşünceler değildi. Derken tedavi görmeye karar verdim. Depresyon, kaygı bozukluğu ve panik atak teşhisi konulmuştu. Tedavim tam 2 sene devam etti ve bundan kimsenin haberi olmadı. Ancak unutmayın ki ne kadar tedavi görseniz de aslında her şey kendi içinizde. Gidişat iyi değildi ve bunu düzeltmem gerekiyordu. Bu esnada Volkan'la barıştık ve hayatım biraz düzelmeye başladı. İşlerim iyi gidiyordu, terfi almıştım ve 2016 yılında elime geçen ufak miktardaki parayla etrafımdaki herkes buna karşı gelse de bazı yatırımlar yapmaya karar vermiştim.
Önümüzdeki yıllar içinde insanlık için küçük ama kendi adıma büyük yatırım var. İş, ev ve evlilik her şey yolundaydı. Ancak hala bir eksiklik var gibi hissediyordum. 2017 yılında ise YouTube'la tanıştım. Kardeşimle beraber bir kanal kurmaya ve yurt dışı anılarımızı anlatıp eğlenceli videolar çekmeye karar verdik. Ancak birkaç ay sonra beni sattı ve bırakmaya karar verdi. Tek başıma devam edip etmeme konusunda kararsız kalmıştım ve bir süre YouTube'a ara verdim. O esnada en sevdiğim lanetli bebeklerden biri olan Anabel'in filmi Türkiye'de vizyona girmişti. Ama filmde anlatılan hikaye orijinalinden farklıydı ve neden olmasın diye düşündüm. Küçükken arkadaşlarıma ve kuzenlerime anlattığım korku hikayelerini derleyip belki de takipçilerimle buluşturabilirdim. Korku konseptindeki ilk videomu çekip YouTube'daki ailemle paylaştım ve inanılmaz güzel tepkiler geldi. Derken şehir efsaneleri, korku hikayeleri, hayalet otobüs ve hikayenin geri kalanını biliyorsunuz. Birkaç ay içinde 100 binlik kocaman bir aile olmuştuk. Birkaç sene içinde de gördüğünüz gibi 1 milyona ulaştık. Geçtiğimiz sene sonuna doğru ise bir yayın evi bana mail attı. Hikayelerimi çok sevdiklerini ve bir kitap çıkartmak için çalışmak istediklerini söyledi. Fikir çok hoşuma gitmişti. Ancak emin olamamıştım. Belki de yeteri kadar ilgi görmez diye korkuyor, kendime güvenemiyordum. O yüzden ilk kitabı 3 senedir YouTube'da anlattığım yerli yabancı korku hikayeleri ve şehir efsanelerinden bir derleme olarak yapmaya karar verdim. 16 Ekim'de kitabı çıkarttık. 26 Ekim'de ise yani sadece 10 gün sonra ise 3. baskıya girmiştik. Kitabım ilk hafta içinde neredeyse tüm online kitapçılarda tükenmiş, hiç tahmin etmediğimiz bir başarı yakalamıştı. Hatta bazı yerlerde çok satanlar listesine bile girmişti. Derken geçtiğimiz ay 2. kitap geldi. İlk kitaptan çok daha büyük bir başarı yakaladı. İnanılır gibi değil. Tekrar teşekkürler. İş hayatı, ikinci kitap, YouTube, evlilik derken hayat acısıyla tatlısıyla aşırı yoğun bir şekilde akıp gidiyor. En merak ettiğiniz sorulardan biri olduğunu biliyorum. Siz sormadan söyleyeyim. Yaklaşık 2 sene önce Volkan'la çocuğumuz olmayacağını öğrendik. En azından normal yollarla. Biraz üzüldük ama belki de olması gereken buymuş. En azından şu an için. Şimdilik koca bir ailem ve bana devamlı destek veren binlerce çocuğum var. Hepinizi çok seviyorum. Yanımda olduğunuz için bir kez daha teşekkür ederim.